2011 yılında İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Ne mutlu bize ki Türkiye ilk imzacısıydı. Kadına yönelik şiddeti durdurmaya yönelik uluslararası bir sözleşme bu. Ancak son zamanlarda maalesef tartışılır hale geldi. Siz bu tartışmalara ne diyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz ve görüşleriniz nedir? Yani açıkçası bunun tartışılıyor olması bile benim için üzüntü verici. Bunu yani okuyup da imzalanmaması gerektiğini düşünülmesi gerçekten büyük hayal kırıklığı. Benim ricam bütün kadınlar değil, herkes, kadın ve erkek, herkes o sözleşmeyi okusun, ne dediğini anlasın. Yani ülkemizde kadın cinayetlerinin, işte eşinden ayrılıyor, öldürülüyor, sevgilisi tarafından taciz görülüyor. Yani bunları ben kabullenemiyorum, kabullenilecek bir yanı yok. Bunun kesinlikle imzalanması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar haklarını öğrensinler. Erkekler de bu sözleşmeleri okusunlar ve bir sürü şeyler görüyorum. Kadınlar çiçektir, kadınlar şeydir. Böyle tanımlamalar bile aslında çok çirkin. Kadın kadındır ve her türlü erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilir, her şeyi başarabilir. Bu alanda artık bunların bilincine varılması, belli bir farkındalık gerektirir, yani farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve İstanbul Sözleşmesi'ne sonuna kadar varım. Kesinlikle imzalanmalı. Yani bu söz konusu bile olmamalı bunun tersi. Yani zaten imzalı, çoktan 2010'da Türkiye imzalı. Evet. Şu anda gündeme gelen imza çekilsin mi çekilmesin mi, efendim aileyi yıkıyor, aileyi yıkıyor eleştirilerine ne diyorsunuz? Yani aileyindeki bir yıkabilir ki, niye böyle bir düşünce var? Yani bunu bile ben anlayamıyorum açıkçası. Çünkü orada toplumsal cinsiyet kavramı söz konusu ve kadınlara bu sözleşme kadınları hem şiddetten koruyor, hem de aynı zamanda kendi hakları için, bunlara kavuşabilmeleri için devlete bir takım sorumluluklar veriyor. Yani şunu anlıyorum. Erkeğin zihniyetin değişmesi için de yapılması gerekenler konusunda devlete sorumluluk veriyor. Evet, şunu demek istiyorum. Yani bir insanın, bir kadının kendi haklarını savunması ve şiddete karşı olması nasıl bir aileyi yıkabilir? En basitinden zaten şiddetin bir ailede olmaması gerekir. Bu şiddet sadece tabii ki de bir insana vurmak değil, fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de çok önemli bu noktada. Bu, mesela sözleşmeyi okuduğumda ben görüyorum psikolojik şiddete de yer veriyorlar ve bu baktığımızda eğitimli eğitimsiz bütün herkesi kapsayan bir şey. Yani bir kadına ne fiziksel ne de psikolojik şiddet uygulanmamalı. Yani bu söz konusu bile olmamalı. Bu nasıl bir aileyi yıkabilir? Bence aksine bir aileyi daha da güzelleştirebilir. Daha da mutlu toplumların yetişmesine, daha da mutlu çocukların, daha da kendine güvenen çocukların yetişmesine sebebiyet olabilir. Yani bu negatif değil, ancak pozitif şeyler yaratabilir benim kanımca.